billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu tasi'u min kitabil ezkar. Bugün Riyad-ı Salihin'in Kitab-ül Ezkar'ın 9. dersini okuyoruz. Babun fi zikri inde sabahi vel mesai. Bu bab sabah ve akşam zikriyle ilgili. Bu bab 248. babdır. Sabah ve akşamla yapılan zikirlerle ilgili. Kâle Allahu Teala وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْلِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِمْ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Bakın Yüce Allah Araf suresinin 205. ayetinde ne diyor? وَذْكُرْ رَبَّكَ Ya Muhammed, Rabbini an, Rabbini zikret. فِي نَفْسِكَ nefsinde. تَذَرُّعًا huduli bir şekilde, zeli bir şekilde Rabbini ne et? Nefsinde gizli olarak zikret. Vahifeten nefsinde ve gizli zikret. Dûnel cehri minel kavli. Yani kavlun cehriyle değil. Yani bağırıp çağırmayla değil. Nefsinde zikrini et. Gizli ne et? Zikrini et. Bağırarak, cehri söyleyerek değil. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ بِالْغُدُوِّ. Gudu ne demek? Sabah vakitlerinde. وَالْاَصَالِ asal, asilin cem'idir. Akşam vakitlerinde Allah'ı zikret. Niye sabah akşam diyor? Çünkü bu vakitler mübarek vakitlerdir. Bu vakitlerde melaketler nevbetini değiştiriyorlar. Veyahut da iki tarafın zikri devamdan ibaret. Yani sabah akşam ne demek? Sürekli ne et? Sürekli Allah'ı zikri et demektir. Ve la tekum minel gafilin. Sen gafillerden, Allah'tan, Allah'ın zikrinden gafil olanlardan olma. Oldu. Hifetenin aslı nedir? Hıfetendir. Anlıyorsun Beydullah? Hıfeten esli, hıfeten. Vav sakin, makamli meksur, yaya kalb oldu, hıfeten oldu. Hıfeten esli, hıfeten deyince aklıma bir şey geldi. Na tere nesgedir. Na tere. Yarın iyi düşünün, yarın gelin bana söyleyin. Na tere, katere demeyin. O değil. قال اهل اللغه اهل اللغه demişler el asal cem'u asilin asal asilin neydir cem'idir ve o asil nedir ma beyne'l asri ve'l magribi ikindi ile akşam vaktine ne denilir asil denilir yani güneş batmaya 2 saat falan kalınca o vakita asil denilir. Cem'den ne gelir? Asal gelir. Bu ayet bitti. Ve kâle Teâlâ Yüce Allah bu sefer Taha suresinin 130. ayetinde demiş ve sebbih bihamdi rabbike kable tulû'işşemsi ve kable gurubiha. Rabb ve sebbih Allah'a tesbih et bihamdi rabbike. Rabbinin hamdiyle multebis olduğun halde. Rabbinin hamdiyle beraber Rabbini ne et? Tesbih et. Kable tulu'i şemsi ve kable gurubiha. Güneş doğmadan önce, güneş batmadan önce Rabbine hem tesbih et. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Subhanallah ve bihamdihi subhanel azim bu ve bunun benzerini tesbih edin. Elhamdülillah bu ve bunun benzerine de hamd edin. Ne zaman? Sabah güneş doğmadan önce yani imsaktan güneş doğunca kadar akşam güneş batmadan önce. Ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'i şemsi ve kable gurubiha. Ve kâle Teala وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
Rabbinin hamdiyle tesbih et. Bil aşiyyi vel ibkar. İşa vaktinde, ibkar vaktinde. İşa akşam demek, ibkar sabah vakti demektir. Bildiniz değil mi? Demek ve sebbih bihamdi rabbike, Rabbinin hamdiyle mültebis olduğun halde Allah'a tesbih et. Bil aşiyyi ne demek? Naharın sonları, günlerinin sonlarına doğru. Ve ibkari bir de sabah vakitlerinde ne et? Rabbine ham ve tesbih et. Bu da Gafir suresinin 55. ayeti. Bu ayette aşiyyu geçti değil mi? Kale ehlul lüge. Ehlul lüge demişler. El aşiyyu ma beyne zevali şemsi ve gurubiha. Aşi, şemsin zevali ile gurubi arası. Şemsin zevali hani artık güneş göğün ortasından soldan sağa kayıyor. Artık öğle namazın ilki oluyor. Güneşin zevali ile güneş batıncaya kadar. Yani öğleden güneş batıncaya kadar. Bu süreye ne denilir? Aşi denilir. İşa deyince yatsı namazı aklımıza gelir. Hayır. Aşi demek öğleden sonra, öğle vaktinden güneş batıncaya kadar. Ve kâle teâlâ Yüce Allah Nur suresinin 36-37. Ayetinde demiş ki fî buyûtin ezzinallâhu en türfe'e ve yüzkere fihesmû. Fî buyûtin bir takım evlerde. Tabi ayetlerin üzerine durmuyoruz. Tefsire gelince orada inşallah açıklarız. O evler ki o ne? O evler ki ezzinallahu yani emrellahu Allahu Zülcelal emretmiş en türfe'e en ne? En türfe'e yükselsin. Fiha o evlerde İsmu, kimin ismi? Allah'ın ismi. Yüsebbihu lehu fiha. Yüsebbihu de değil misin ki de? Tesbih etsin. Lehu, Allah'a. Fiha, o evlerde. Kim, ne zaman? Bil guduvi vel asali. Sabah ve akşam vakitlerinde tesbih etsin. Kim tesbih etsin? Ricalun bir takım adamlar ki la tulhihim on elha yulhi babındandır. Ekreme yukrimu babındandır. La tulhihim onları meşgul etmiyor ticaretun. Herhangi bir ticaret onları meşgul etmiyor. Ve la bey'un herhangi bir bey alışveriş onları meşgul etmiyor. An zikrillah Allah'ın zikrinden. Yüsebbihu da caiz, yüsebbihu da caiz. Yüsebbihu olursa, yüsebbihu lehu fiha bil gudu ve lesali olursa, ricalun mahzub bir fiile ne olur? Mahzub bir fiile faal olur. Eğer yüsebbihu okursak, ricalun bu mezkul yüsebbihuna ne olur? Faal olur. Hani nahvede de geçiyor. Yani Yüce Allah, emretmiş ki demiş evlerinizde zikir yapılsın, Allah'ın ismi anılsın, sabah akşam vakitlerinde Allah'a zikir edilsin. Yok öyle değil. Fî buyûtin ezzinallâhu entürfe'a ve yüzkere fiyâ hismuhu. O buyutlardan murad da essah görüşe göre mescidlerdir. Yüsebbihü tesbih etsin lehu Allah'a fiyâ o evlerde bil gudû vel asâli sabah akşam. Kim tesbih etsin? Ricalun. Yani kim tesbih ediyor etsin değil. O evlerden sabah akşam Allah'a zikir eder. Kim eder? Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi. O erkekler ki ticaret, alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymuyor. İşte o evlerde, o Allah'ın evlerinde, o mesacilerde bu gibi insanlar ne ediyor? Zikir ediyor. Ticaretiyle, bey'iyle uğraşan kişi ticareti bey'i kendilerini alıp koyduğu kişiler sabah akşam camilerde zikir edemezler. Sabah olsalar akşam olmazlar, akşam olsalar sabah olmazlar. Fî buyûtin evinallâhu en türfe'e
ve yüzkere fihe ismuhu yüsebbihu lehu fiha bil gudûvi vel asâli ricâlun lâ tulhîhim ticâretun ve lâ bey'un an zikrillâhi. Ve kâle ta'ala, Yüce Allah bu sefer Sad suresinin 18. ayetinde demiş. Ne demiş? Ne demiş? İnna seherne'l cibale. Biz dağları müseher kıldık. Ma'ahu Hazreti Davud'la birlikte. Biz dağları müseher kıldık. Ne yapıyorlar? Yüsebbihne bil aşiyyi vel işraqi. Akşam ve sabah vakitlerinde tesbih etmek suretiyle Hazreti Davud'a ne ediyorlardı? Ayak uyduruyorlardı. Yani Hazreti Davud zikrederken akşam sabah vakitlerinde dağlar da onunla beraber zikrediyorlardı. İnna biz seherner cibale, biz dağları müseher kıldık. Ma'ahu Davud'la birlikte yüsebbihne, o dağlarına hale kevni ki tesbih ederek bil aşiyyi vel işraki. Aşiyyi akşam vakitleri, işrak sabah vakitleri. Bildiniz değil mi? Bak Yüce Allah burada zikrin faydasını nasıl ortaya koyuyor. Dağlar, Hazreti Davud Allah'a zikir yaptığından dolayı, çok zikir yaptığından dolayı biz dağları müyesser kıldık. Dağlar da ne ediyorlardı? Hazreti Davud'la birlikte sabah akşam zikir ediyorlardı, ibadet ediyorlardı. Şimdi bu şeye bakacaktım, bulamadım. Fi buyutin birkaç tevil var burada. Yani yuta'abbedu Allahu Teala, Allah'a ibadet edilir. Fi buyutin, öyle evler ki bu camilerdir. Ezinallahu en turfa'a ve yutkere fi ismu. Bu fi buyutin yuta'abbedu Allahu'ya mutaalliktir. O da nedir? Mahzuftur. Anlaşıldı. İnna seherne'l cibale ma'ahu yusebbihne bil aşiyyi vel işraqi. Şimdi burada bir yanlışlık var. Niye? وَقَالَ تَعَلَى وَسَّبِّحْ بِحَمْدَ رَبِّكَ قَبْلَ طُرُوْ شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِيَ. Kaçıncı ayettir? Daha 130 değil mi? Sinki var mı? He? Peki. وَقَالَ تَعَلَى وَسَّبِّحْ بِحَمْدَ رَبِّكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارِ. Bu da gafir 55 değil mi? فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَلَا سَلْ رِجَالٌ لَا تُلْهِمْ رِجَالٌ وَلَا بَيْنَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Bu da nedir? Nur suresi 36-37. Ayet değil mi? Evet. Peki ve kâle ta'ala inna seherner cibâle mâ yüsebbihne bil aşi vel işrak. Bu da? Saat 18. 18. Peki benimki burada suretun nur 38. Bu nedir? Başka ayet var mı yukarıdasındaki? Var mı? Bitti mi? Bittiyse. Saat 18. Tamam. Onun devamında Suretun Nur el-Ayen 38 diyor. Burada Suretun Nur yok. Var mı diye? Vardır. Üstesem Nur suresi var. O uzun. O ayet 36-37 değil mi? Evet. Burada da 37 bir daha diyor. Ben ikine hiçbir şey yazmamışım. Yazmamış olabilir. Sanki daha kolay. Allah Allah, burada bu Suretun Nur, bu yanlıştır burada. Zaten 37 diyor, 36-37 geçti.
ricarun la tulhihim ticaretun ve la beyunun zikrillahi bu zattan neydi? Yani Nur 36-37 ayetler onlar diye. Bu Allah alem yanlıştır burada. Dipnot 5 Suretun Nur el ayet o yanlış. Sinki yoktu değil mi? Tamam. Şimdi hadislere geçelim. 1449. hadis. Van Ebi Hureyre radıyallahu anhu. Ebi Hureyre'den rivayet edilmiş. Kal Ebi Hureyre demiş. Hasan Hüseyin dikkat et. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resul demiş ki: "Men kâle hîne yusbihû" kim derse hîne yusbihû ne demek? "Yedhulu fi's-sabâhi." "Ve hîne yumsî yedhulu fi'l-mesâi." Yani o kimse ki sabah ve akşam vaktine giriyor. O kişi derse Subhanallahi ve bihamdihi mi'eten merreti sabah 100 sefer akşam ne? 100 sefer söylerse. Bak Subhanallahi ve bihamdihi mi'eten merreti kim sabah akşam bunu 100 sefer söylerse Subhanallahi ve bihamdihi sadece bu kadar lem yeti ahadun yevmel kıyameti kıyamet gününe gelmez hiçbir kimse bi efzale mimma caibi onun geldiği getirdiği amelden daha efzal kimse gelemez. Yani onun getirmiş olduğu güzel amelle kimse o gün gelemez. Oldu mu olmadı? İlla onun getirdiği amelle ancak gelir ahadun o kimse ki kâle misle mâ kâle. Onun söylediğini aynısını söyleyen kişi ancak onun getirdiği sevabla gelir. Evzade ya onunkinden fazla söylemiş kişi ancak onun sevabıyla gelir. Yani kim sabah unutmayın zor bir şey de değil. Kim Subhanallah ve bihamdi 100 sefer sabah 100 sefer akşam derse kıyamet gününde bunun amelinden daha eftal bir amelle kimse gelmez. İlla o kimse ki onun söylediğini aynısını söylemiş veya onunkinden biraz fazla söylemiş. Ha o onun getirdiği amelle, onun geldiği amelle o kişi ancak gelebilir. Yoksa onun getirdiği amelle kimse gelmez. Yani ne demek bundan daha eftal amel yok. Kim bunu söylerse kıyamet gününde bundan daha iyi amelle kıyamete gelen kişi yok. Ancak bunun gibi veya bundan fazla bunu söyleyen kişi gelir. Ve an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu kal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مره لم ياتي احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد رواه مسلم وعنه جن ابي هريره روايه edilmiş radiyallahu anhu قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم adamın biri Allah'ın Resulüne ne etti? Geldi. Adamın biri Allah'ın Resulüne geldi. Fakale ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ma lakitum min akrebin ledegetnil barihate. Fakale ya Resulallah, ey Allah'ın ne? Ey Allah'ın Resulü. Anlıyorsun değil mi? Ma lakitu acayip bir şeydir ben onunla karşılaştım. Ma ne demek? Yani şeyun azimun lakitu acayip bir şeyle karşılaştım min akrebe akrebin bir akrebden dolayı ledagetni soktu bana el barihate. Geçirdiğimiz geceden bir akrep bana soktu acayip sıkıntısını, eziyetini, elemini, sancısını gördüm. Kâle Allah'ın Resulü dedi ki: "Emma levkulte hine emseyte" sen akşamlanırken eğer deseydin "Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka" eğer sen böyle akşamlanırken, akşam yatağına girerken eğer böyle deseydin "Lem tedurreke" akrep sana zarar vermezdi. Akrep sana zarar vermezdi. O zaman gece yatarken, bir işe giderken, bir yola giderken
أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق diyelim. Bunun daha uzunu var. أعوذ بكلمات الله تامات من غدر وعقاب وشر عبادي ومن همزات شياطين أن يحضروني. Oldum. Bazı yerlerde humezati şeyatin diyoruz. Dün bizim dersimiz Nesef'te bir yerde geçti. Humezat, hani kulli humezetin lumezetin, humezati şeyatin dedik. Halbuki humezat değil, hemezati şeyatin. Hemezat ne demek? Vesvese demek. Anlıyorsun değil mi? Neyse, أعوذ بكلمات الله تامات من غضب وعقاب وشر عبادي ومن همزات الشياطين أن يحضروني. Bildiniz değil mi? O şekilde de diyebiliriz. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. Kim eğer sen böyle deseydin akrab sana zarar vermezdi. Öyle değil mi? Efendimiz ona ne etti? Akrab ve akrab gibi zararlı hayvanlara karşı bize bir duayı öğretiyor. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka. Ve anhu radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâne yakullu. Yine Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş. O da Allah'ın Resulü'nden rivayet etmiş. Allah'ın Resulü şöyle diyordu. İza esbaha, Allah'ın Resulü sabahlandığı zaman sabah yatağından kalkarken Allahümme bike esbahna, ya Rabbi seninle, senin kuvvetinle biz sabahlandık. Eğer senin kuvvetin olmasaydı, ruhumuzu bize geri döndürmeseydi biz sabahlanmazdık, uyanmazdık. Ve bike emseyna, biz seninle akşamlanıyoruz. Sen güç, kuvvet, ömür, nefes vermesen akşama giremeyiz. Ve bike nahya, hepsi car-ı mecrun takdimleri burada hasr içindir. Seninle diriliyoruz ve biken nemutu, seninle ne ediyoruz? Ölüyoruz, vefat ediyoruz. Ve ileyken nuşur, ölümden sonra nuşur, kabirlerden çıkmak, dirilmek sanadır. Yani kabirlerimizden çıkıp sana geliyoruz. Demek seninle sabahlanıyoruz, senin kudretinle akşamlanıyoruz, senin vermiş olduğu hayatla yaşıyoruz. Senin kuvvetinle, almış olduğu emanetinle ölüyoruz ve tekrar sana diriliyoruz. Bu kişi Allah'ın Resulü sabahlandığı vakit bu duayı söylüyordu. Ve iza emsa, akşamlandığı zaman Allah'ın Resulü şöyle diyordu. Kale, Allahümme bike emseyna. Bu sefer ya Rabbi seninle akşamlandık. Ve bike nahya, seninle diriliyoruz. Ve bike nemutu, seninle ölüyoruz. Ve ileyke nuşuru, sana diriliyoruz. Bize bu duaları ezberleyelim, okuyalım. Çok güzel, zengin, dünyanın zenginliğidir bu. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. Ebu Davud kaçta vefat etmiş? 275. Çok güzel, 275. Tirmizi? 275. 279, o da güzel. Bunları unutmayın. Ubeydullah, sen de bildin mi? Evet. Ebu Davud kaçta vefat etti? 275. Tirmizi? 279. Tamam. Unutmayın. Ve kâle hadisun hasen. Bu hadis Tirmizi demiş, hasen de. Tirmizi'nin adeti hadisi rivayet ettikten sonra hadisin sahih mi hasen mi neyse derecesini galip olarak söylüyor. Ve anhu Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş radiyallahu anhu enne Ebu Bekir'in-i Siddik radiyallahu anh demiş, Ebu Bekir Siddik gâle demiş, ya Resulallah murni bi kelimatin, ey Allah'ın Resulü bir takım kelimatları, kelimeleri bana emir et ki ekûluhunne, ben onları söyleyeyim, izâ esbahtu ve izâ emseytu, sabahlandığım zaman, akşamlandığım zaman okuyacağım kelimeleri bana öğret. Kâle ya Resulallah, murni bi kelimatin ekûluhunne izâ esbahtu ve izâ emseytu. Oldu mu olmadı? Olsun. Kâle, Allah Resulü dedi ki, ya Ebu Bekir, kul sen şöyle söyle. Allahümme, ya Allahümme, ey Allahümme, fâtire semavati, ey semavat ve ardın, yani göklerin ve ardın hâliki.
Alimel gaybi ve şehadeti. Gayb ve şehadetin alimi. Görünen ve görünmeyen her şeyin alimi. Rabbe kulli şeyin ve melikehu. Her şeyin Rabbi ve meliki olan Allah'ın. Allahümme fatire semavati vel ardi alimel gaybi ve şehadeti. Rabbe kulli şeyin ve melikehu. Eşhedü en la ilahe illa ente. Ben şehadet ederim ki senden başka ilah yok. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytanın şerrinden sana sığınırım. Ve şirki şeytanın sana şerik koşmaktan sana sığınırım. Öyle değil mi? Şeytan şirki nasıl olur? Hani şeytan insanı Allah'ın şirkine davet ediyor ya, işte o şirkten sana sığınırım. Kul ha demiş ya Ebu Bekir, sen bunları söyle. İza esbahte ve iza emseyte. Sabahlandığın vakit, akşamlandığın vakit bunları söyle. Bir de ve iza ehezte medca'ke. Yatağına girdiğin zaman, yatağına vardığın zaman, yatacağın sırada bunları söyle. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. Bak Tirmizi yine burada geldi. Ve kâle demiş Tirmizi, hadisun hasanun sahihun. Bu hadis hem hasan hem sahih. Tekrar ediyorum. Ve anhu 1452. ayet hadis benimki. Tabi sizinki 1454. hadis mi oluyor? Ha, doğru. Ve anhu radiyallahu anhu enne Ebu Bekir'i Sıddik radiyallahu anhu kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem murni bi kelimatin ekûluhunne izâ esbahtu ve izâ emseytu kâle kul Allahümme fâtire semâti vel ardı. Alimel gayb ve şehadeti. رب كل شيء وملكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر النفس وشر الشيطان وشرك الشيطان شركinden. قال Allah Resulü dedi ki kul ha ya Ebu Bekir, bu kelimeleri söyle. İza esbahte, sabahlandığın zaman. Ve iza emseyte, akşamlandığın zaman. Ve iza ahazte medca'ke. Ravahu Ebu Davud ve Tirmiziyyu ve kala hadisun hasanun sahihun. Peki demiş hem hasan hem sahih. Ya hasen, sahih hadis demek, ravilerinde hiçbir kusur yok. Hiçbir eksiklik yok. Dabıtlarında, adaletlerinde hiçbir sıkıntı yok. Hasen demek, dafe düşürmeyecek kadar, yani dafe düşecek kadar değil de, biraz adalette veya adapte biraz nuksanlık var. Buna birbirine zıt. Sahihse, ravilerin dabti adaletleri zirvede olması lazım. Hasense biraz düşük olması lazım. Bir hadis hasense sahih olmaz. Sahihse ne olmaz? Hasen olmaz. Biz buna cevaben üç cevabı var meşhur. Biz birini söylüyoruz. Diyelim bir hadis iki isnadla gelmiş. İsnadın biri zirvede, adalet dabtları zirvededir. İsnadın birine göre bu hadis sahih olur. Diğer bir isnada göre o isnad biraz, o isnadın ravilerinde biraz sıkıntı var. Fazla değil, çok az. Ona göre de bu hadis ne olur? Hasen olur. Demek sahih olması bir isnada göre, hasen olması bir isnada göre. Farklı isnadlara göre olduğu için hasen ile sahihin arasında bir çelişki söz konusu değil. Oldu. Burada duralım. Yeterli olsun. 1453. hadis benimkine göre. Sizinkine göre 1400 kaçıncı hadis? 55. hadis. Tamam. Burada duralım. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.